Herkese merhabalar. 7'den 8'e hazırlık programımızda devam ediyoruz konularımızı işlemeye. Herkesin bu arada bayramı mübarek olsun. Geçmiş bayramımız mübarek olsun evladım benim. Bayramı atlattık. Şimdi süper bir şekilde konularda ilerlemeye devam edeceğiz. Biz 8. sınıfta doğrusal denklemler konumuzu göreceğiz ve çok çok değerli bir konu. Çok önemli bir konu. Burada birinci dereceden denklemler, koordinat sistemi, doğrusal ilişkiler, doğrusal denklem grafikleri ve eğim konularına, eğim başkanına bakacağız. Peki biz bununla alakalı temelleri nerede öğrendik? 7. sınıfta öğrenmiştik. Denklem kurma, çözme ve bunların problem bakmıştık 7. sınıfta. İşte bunların tekrarını yapıp 8. sınıfa sağlam bir temelle geçeceğiz. Hatta LGS'de şimdiden söylemek istiyorum. LGS'de sadece ve sadece bununla alakalı, bununla alakalı ve bununla alakalı bir tane net soru var. Bazen de iki tane geliyor. Yani 7. sınıf kazanımı soruyorlar resmen. Dolayısıyla 8. sınıf, 7. sınıf aslında birbirleriyle çok bağlantılı. Şimdi bunları göreceğiz zaten. Merak etmeyin. 7'den 8 hazırlık kampımızda süper bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz ve gün gün ilerleyip gerçekten erkenden bitireceğiz konuların temellerini atmayı ve biliyorsunuz bu kampımızda yaz okulu boyunca iki tane set kullanıyoruz. 0'dan 8'e hazırlık setimiz ve 7'den 8'e hazırlık setimiz. ilk başta bunu bitireceğiz arkadaşlar. Ardından da biliyorsunuz 0'dan 8'i bütün sene boyunca kullanacağınız bir set aslında. Peki bir sürprizimiz var. Onu zaten söylemiştik. Her seferinde söylüyoruz ama fazla uzatmadan bir daha söylemek istiyorum. Çünkü yaz okuluna özel bir sürpriz. 7'den 8'e hazırlık setimizin içerisindeki iki tane kitaptan programımız da var bu arada. iki tane kitaptan herhangi bir tanesini aktivasyonunu yaparsanız tat suygulamayacaksınız burada nasıl yapacağınız açıklanıyor. Kitabın arka iç kapağında nasıl yapacağınız açıklanıyor. Eğer bunu yaparsanız süper bir şekilde 1 GB internet Yaşasın. kazanmış olacaksınız. Bir Ücretsiz 1 GB interneti de kazanmış olacaksınız. Tonguç evladım benim. Hadi bakalım o zaman dersimizi başlayalım ama öncesinde tabii ki ödevimiz var. Hemen ödevimizi vermek istiyorum. 7'den 8'e e, kitabımızın matematik kısmında sayfa 126-129 arasını çözmenizi istiyorum. Açtığım gibi geldi valla. E, test 1 ve test 2. Iki. i̇ki tane testimiz var. Yeni nesil sorularda oluşuyor. O yüzden çok önemli bu tarz sorulara alışmamız. Şimdi alışmamız çok önemli. Dolayısıyla bu sorulara şimdiden alışalım. Hadi bakalım o zaman bu iki tane testimizi yapalım ve öğrendiklerimize pekiştirmiş olalım. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. <laughs> Bir kere denklem kurmayla başlayalım. Şimdi denklem nedir? Denklem şudur ya. Denklem x artı 5 eşittir 7 mesela. Bir kere bu bir denklemdir. Neden? Çünkü bir eşitlik var. İşte bu tür eşitliğin olduğu ifadeleri biz denklem adını veriyoruz. Peki bu denklemde sence x kaçtır? Şimdi bir şeyle 5 toplanıyor ve 7 çıkıyor. X kaçtır Allah aşkına? Ee, i̇ki hocam. Harikasın. İşte bu kadar basit. Peki nasıl aslında burada toplama işlemi görüyorsun? Beşi de görüyorsun. E bunların eşit olduğunu da görüyorsun. O zaman 2 ile 5 toplanırsa yedi diyorsun. O zaman x iki de diyorsun. İşte bu x var ya x bilinmeyen demek. Yani değişken demek. Bu değişebiliyor. Bazen iki oluyor. Bazen 7 oluyor. Bazen 100 oluyor. Farklı farklı sorularda karşımıza acayip şekilde çıkıyor. İşte bizim amacımız bunu bulmak oluyor. Bu işte Burada içinde en az bir bilinmeyen yani X, Y, Z, A, B, C her şey diyebilirler buna. Bu ifadelere biz denklem adını veriyoruz ve mesela sana bir örnek bir denklem kuralım. Hangi sayının iki katının beş fazlası on yedidir. Şimdi bu tarz denklem kurma ifadelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kere hangi sayının dediyse hangi sayıya biz X diyeceğiz. Şimdi hangi sayı X ise bunun iki katının demiş. Şimdi x'in iki katı nedir desek o zaman x'in iki katı nedir biliyor musun? Aslında 2x'tir. Bak hangi sayı x'ti? O zaman hangi sayının iki katı da 2x'tir? Süper. Sonrasında bunun da bunun da bunların hepsinin de ...bir de 5 fazlası demiş... ...aman Allah'ım 5 fazlası demiş... ...yani bunun da 5 fazlası... ...o zaman 2x artı 5'tir ...işte bunun cevabı 17'ymiş... İşte bu kadar... ...bak denklemi kurmuş olduk... ...ne yaptık... ...hangi sayının... ...2 katının... ...ki aslında 2x demek... ...2 çarpı x demek... ...bunu da unutmayalım... ...burası çok önemli... ...dikkat etmemiz gerekiyor mesela 3 x demek 3 çarpı x demek 3 kat olurdu o zaman. 2 katının 5 fazlası 17'dir. Hemen bunu yaptık. Bundan sonra bunu çözmeyi göstereceğim birazdan. Şimdi geldik. Bir sayı ile bu sayının 2 katının toplamı 21 ise bu sayı kaçtır demiş. Şimdi hemen senle beraber yapalım bakalım. Bir sayı ile şimdi bir sayı eksiyelim. Bu sayının 2 katının o zaman 2 x de bu oluyor. Toplamı yani bu x'inin toplamı x artı 2 x. 21'miş. Eşittir 21. İşte bu kadar. senle beraber x artı 2x eşittir 21 denklemini kurduk mu? Bundan sonrası basit merak etme. Ama öncesinde ne yapmamız gerekiyor? Denklemi kurabilmeyi becerebilmemiz gerekiyor. Yani biz ne yaptık aslında? Burada bize Türkçe bir ifade vermişti. Biz bunu matematikçeye çevirdik. Matematikçeye çevirdik. Dolayısıyla Türkçeyi matematikçeye çevirme... ...şeyine, çevirisine... ...biz aslında denklem kurma diyoruz. Şimdi geldik, denklem çözme nasıl oluyordu? Denklem çözmede de... ...şunu bilmemiz gerekiyor. Bir kere... ...bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Mesela 2x ve 6. Altı. Bak, 6'yı biz bildiğimiz bir sayı. Ama x'i bilmediğimiz için... ...2x bir bilinmeyen sayıdır aslında bizim için. Yani bilmiyoruz 2x... ...100 de olabilir, 1000 de olabilir, 2 de olabilir... ...200 milyon da olabilir, bilmiyoruz. İşte... Bunlar birbirlerine eşitlenirse aslında bak dikkat edelim. Solda bilinmeyenler var, sağda bilinenler var. İşte tam istediğimiz düzen bu. Peki bundan sonra ne yapacağız? Aslında bilmemiz gereken, bulmamız gereken buradaki bilinmeyen yani değişken. Yani x dediğimiz zımbırtıyı bulacağız. x dediğimiz zımbırtıyı bulursak sorun bitti. Mesela karşımızda 4x 7 eşittir 15 artı 3x diye bir denklem var. Neden denklem diyorum? Çünkü burada bir eşittir var. Eşittir varsa ve içinde x, y, z, a, b, c zımbırtısı varsa bu denklemdir. Bu denklemde ne yapmamız gerekiyor? Amacımız bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. O zaman amacımız temelde x'i bulmak. X'i bulmak. Amacımız x'i bulmak. Peki nasıl yapacakmışız? Bilinenler ve bilinmeyenleri yerlerini ayıracağız. Mesela 4x eksi 7 eşittir 15 artı 3x'te. Bilinen ifadeler eksi 7 ve 15. Bilinmeyenlerse 4x, 4x ve 3x. İşte bilinmeyenleri sol tarafa toplayalım. Nasıl toplarız? 4x. Şimdi bu artı 3x ya, bu artı 3x'in bir denklemde her iki tarafa e, aynı ifadeyi ekler veya çıkartırsak... denklem değişmiyor. Mesela burada eş, eksi 3x, buraya da eksi 3x yaparsak eğer, bak, eksi 3x, eksi 3x. O zaman artı 3x, eksi 3x birbirini götürür. O zaman ne olur? 4x e, eksi 7 eksi 3x eşittir. 15 olur. Ne yaptım? Dikkat edelim. 3x'i aslında bu tarafa taşımış oldum. Dikkat ettiysen. Eksi 3x'i bu tarafa taşımış oldum. Peki sonra ne yapmam gerekiyor? Artık bu sefer eksi 7 diye bu tarafa atmam gerekiyor. E nasıl atacağım? O zaman buraya da artı 7 buraya da artı 7 koyarsam. Bak eksi 7 artı 7 birbirine götürdü. 4x eksi 3x eşittir. 15 artı 7 oldu. Bunlar birbirine götürdü ya. Oh be rahatladım. Ve dikkat edelim. Oh be solda bilinmeyenler sağda bilinenler şeklinde düzenimi sağlamış oldum. İşte bundan sonrası çocuk oyuncağı. Nasıl yaparız? Bunlar benzer terimler olduğu için birbirinden çıkarttı. 4x. 4 elma eksi 3 elma. 1 elma hocam. Harikasın. 1 elma. O zaman 1x eşittir. 15 artı 7 zaten 22'dir. O zaman Ah x eşittir 22 bulmuş olduk. 1x bir x demek zaten cevabımızı bulmuş olduk. O zaman şimdi geldik bir eşitliğin iki tarafını bu sefer çarpıp böleceğiz. Mesela karşımıza 2x eşittir 10 diye bir sayı var. Şimdi 2x ne demek? Burası çok hassas. Herkes bunu karıştırıyor. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi 2x demek aslında 2 çarpı x demektir. Bunu unutmayın. Yani burada bir arada görünmez bir çarpma işlemi de düşünebilirsiniz. Hayal edebilirsiniz. Veya 5x demek aslında 5 çarpı x demek unutmayalım. Şimdi bu durumda 2x eşittir 10 sayar 2 çarpı x eşittir 10 demek istiyoruz. İşte biz burada amacımız x'i bulmak x'i yalnız bırakmak x'i yalnız bırakırsak x eşittir bir şey buluruz. İşte onu yapabilmek için ne yapıyoruz biliyor musun? 2'yi buradaki ifadeden yok edebilmek için ne yapacağız? Her iki tarafı da 2 ile böleceğiz. Bak. Her iki taraf ne demek? Denklemin bu eşittir sayı ifadesinin sol tarafı vardır bir de sağ tarafı vardır. Yani sol ve sağ taraftan bahsediyorum. Denklemin soldaki ifadesi ve sağdaki ifadesinin hepsini iki ile böleceğiz. Peki ne işimize yarayacak? Bak iki çarpı 2 bölü o zaman bunlar birbirini sadeleştirirler. O zaman ne kalır? işte tam istediğimiz gibi x eşittir tek başına x kaldı. Harika bir şekilde tek başına kaldı. x eşittir 10 bölü 2'den 5 çıktı. Baksana x'i bulmuş olduk. Dolayısıyla bir eştiğin her iki tarafı aynı sayı ile ne yapılabilir? Bölünebilir. Bölünebilir yazıyorum buraya. Bir eştiğin her iki tarafı aynı sayı ile bölünebilir diye ünlem işaretimizi de koyuyoruz. Peki ondan sonra ondan sonra bir de buraya bakalım. X bölü 3 eşittir eksi 5. Burada bölme işlemi var. Burada da ne yapalım biliyor musun? Her iki tarafı da, her iki tarafı da... Hatta buraya bir daha yazayım. X bölü 3 eşittir eksi 5 diyelim. Her iki tarafı da çarpı 3. Her iki tarafı, sağ, sağ ve sol tarafı 3 ile çarpalım bakalım. Ne işimize yarayacak? İşte burada 3'ler sadeleşecek. Ve tam da istediğim gibi X eşittir ifadesi kaldı. Eksi 5 çarpı 3, eksi 15 çıktı. Dolayısıyla... X eşittir eksi 15. İşte bulduk cevabımızı. Yani bu kadar basit. Peki geldik buradaki ifadeye. Birazcık daha karışık bir ifade. Burada ne yapmamız gerekiyor? Teker teker işlemleri ilerletmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Hemen burada 2 çarpı demek aslında bu. Ve buradaki parantezi açacağız. 2 kere 3x 6x. 2 kere eksi 1 eksi 2 eşittir. 2x artı 10 dedikten sonra ne yapacaktık? İlk amacımız bir kere x'i yalnız bırakmak. x'i yalnız bırakabilmek için bilinenleri ve bilmeyenleri farklı taraflara toplamamız gerekiyor. O yüzden ne yapalım? Bir kere bu 2x'i bu normalde artı 2x da söylemek istiyorum. Her iki tarafa eksi 2x ekleyerek, eksi 2x ekleyerek aslında bir e, ifadeden kurtulalım. Yani 2x'i sol tarafa geçirmiş olalım. 2x eksi 2x birbirini götürdü. O zaman son durumda 6x eksi 2 eksi 2x eşittir. Ne kaldı, ne kaldı burada? Ne kaldı burada? Ne kaldı burada? Ne kaldı burada zaten? 10 kaldı. Peki sonrasında 6x eksi 2x, 4x ve eksi 2 eşittir 10. Ve sonrasında ne yapacağız? Bu eksi 2'yi de solda bırakmayalım. Solda bilinmeyenler vardı zaten. O zaman hemen artı 2 yazalım. Artı 2 yazalım. Artı 2 eksi 2 birbirini götürür. Ve son durumda 4x eşittir. Bunlar birbirine götürmüştü. 12 çıktı sonucumuz. 10 artı 2'den. Sonrasında artık bu 4x çarpı x demek aslında. 4 çarpı x demek. Hatta böyle birazcık daha güzel gösterelim. Ne yapmamız gerekiyor? X'i yalnız bırakmamız gerekiyor. O zaman her tarafı 4'e bölersek eğer... 4'ler sadeleşir ve x eşittir. 3 çıkmış olur sonucumuz. Bu şekilde de cevabımıza ulaşmış olduk. O zaman ne yaptık? Bir eşitliğin her iki tarafı aynı sayı ile bölünebilir her iki tarafı aynı sayı ile çarpılabilir. Bunu da yazalım. Çarpılabilir diyoruz. Hatta önlem işaretimizi de koyalım ve diğer konumuza geçelim. Denkleminin çözümü bulalım demiş. Şimdi zorumuz var. Gerçekten belki zora benziyor. Birazcık zor geldi mi evladım sana bu? Of çok karışık gözüküyor hocam. Evet gerçekten karışık gözüküyor. Benim gözümü de korkutuyor bu. Ama burada bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kere bu eksi var ya bu eksi birazcık çok kritik. Bu eksilerin olduğu yerde korkmak lazım. Çünkü artı eksi hatası çok yapılır. Onu da söylemek istiyorum baştan. Denkleminin çözümü bulalım demiş. Şimdi bir kere parantezleri bir açalım. Bir rahatlayalım. Ama burada parantezleri açılırken aman ha aman dikkat edelim. Mutlaka mutlaka buradaki eksiye dikkat edeceğiz. Ve öncesinde şunu söylemek istiyorum. Denkleminin çözümü ne demek? Denkleminin çözümü ne demek ki? Bak x'i bul demiyor sana. Aslında denkleminin çözümü de aslında bilinmeyeni bul demek. Yani denkleminin çözümü demek bilinmeyen demek. Nedir bilinmeyen? X'tir aslında bizim için. İşte X'i bul demek aslında. Hemen bakalım. Bir kere burada çarpı işlemimiz var. Bunu dağıttığımız zaman 2 kere 2x, 4x, 2 kere eksi 1, eksi 2. Sonrasında buradaki eksi de aslında İçeriye buradaki paranteze dağılır aşırı kritik burası çok kritik eksi artı hatası işte burada yapılıyor. Bu eksi her iki, iki tarafa da dağılır o zaman eksi 3 eksi eksi bak bu eksi x aslında eksi eksi x artı x ediyor ve son durumda parantezleri açmış olduk. Eşittir sağ tarafta da 2x artı 7 vardı. Sonrasında şunları bir düzenleyelim bakalım. Benzer terimler var. 4x artı x. Yani bu aslında 1x demek. Unutmayalım. x demek 1x demektir. 4x artı 1x yani 4 elma artı 1 elma 5 elma eder. Burada eksi 2 eksi 3'te eksi 5 çıktı. Eşittir 2x artı 7'yi bu şekilde yazdım. Sonrasında artık bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Buradaki 2x'ten kurtulmam gerekiyor. O zaman her iki tarafa da eksi 2x eksi burada ekleyebilirim. Eksi 2x artı 2x birbirini götürdü ve son durumda 5x eksi 2x yani 3x eksi 5 eşittir. Burada zaten sadece 7 kaldı. Sonrasında bu eksi 5'ten kurtulmam gerekiyor. Bunu da artı 5 yani her iki tarafa artı 5 ekleyerek burada bunlar birbirini götürdü. Eksi 5 artı 5 3x eşittir 12 şeklinde çıktı. Ve sonrasında 3x eşittir 12'yi hemen burada yazalım bakalım. Ve her iki tarafı 3 ile bölersek sonuçta ne çıkıyor? X eşittir 4 çıkmış oldu cevabımız diyebiliyoruz. Geldik denklem kurma problemlerine. İşte bu işin en önemli kısmı da bu aslında. Çünkü bir problemde çok önemli bir laf söyleyeceğim sana. Bir problemde Einstein'ın lafı diyorlar buna. Ama bilmiyorum tam kim söylemiş ama ben de aynı şeyi söyleyebilirim. Bir problemi anlamak, anlamak aslında çözmenin yarısıdır diyebiliriz. Yani bir problemi anladığın zaman zaten soruyu çözmenin yarısını tamamlamışsın demektir. Hatta Einstein şunu diyordu özür dilerim şimdi hatırladım. Einstein diyordu ki problemi anlamak aslında problemin yüzde doksan çözmek demektir demişti. Gerçekten de bir şey anladığımız zaman aslında çözüme çok yaklaşmış oluruz. O yüzden biz ne yapmamız gerekiyor? Sorulana problemlerde X demeyi bilmemiz gerekiyor. Yani bilmiyoruz ama bulacağız merak etme. Mesela bir sayı ile bu sayının iki katının dört eksiğinin toplamı 20 ise bu sayı kaçtır demiş. Şimdi bu bir problem. Şimdi problemde bilmediğimiz bir sayı var bilmiyoruz. Bu sayıya ne diyelim evladım benim? X diyelim hocam. Harikasın. O zaman bir sayı X dedik. İşte bir sayı ile bu sayının iki katının dört eksiğinin. Şimdi iki katının bir kere iki X. Dört eksiği eksi dörttür. Şimdi demiş ki bir sayı ile bu sayının iki katının dört eksiğinin toplamı demiş. İşte bu ikisinin toplamından bahsediyor. Bu ikisini topladık ve sonuç ne çıkmış? 20 çıktı. İşte bundan bahsediyor bize. İşte bunu çözmek de çok basit. Bu aslında x 1x demekti. 1x 2x daha 3x eksi 4 eşittir 20 diyoruz. Bu eksi 4'ten kurtulmak için her iki tarafa artı 4 ekliyoruz. Bundan sonrası aslında matematik. Yani çok basit temel matematik yapıyoruz. Toplamı çıkarmaları. Eksi 4 artı 4 birbirini götürdü. Bu son durumda ilk 3 x eşittir 20 artı 4'ten 24 çıktı. Her iki tarafı da 3 ile böldüğümüz zaman bu üçler sadeleşti. Işte, x eşittir 8 çıktı. İşte denklemi çözmüş olduk. Zaten bize bu sayıyı soruyordu. Zaten bir sayıya biz x demiştik. O zaman x'i bulduysak soruyu da çözmüşüzdür demektir. Şimdi hemen bir model sorumuz var. Nergis Hanım'ın yaşı 2 yıl arayla doğmuş iki kızının yaşları toplamına eşittir demiş ve üçünün yaşları toplamı 52 ise büyük kız kaç yaşındadır diye bize soruyor. Şimdi burada bu tarz sorularda lütfen ama lütfen lütfen ama lütfen mutlaka bir tablo yapın. Ne demek tablo yapın? Yani böyle karışık büyük bir tablo yapmayacağız merak etme. Diyeceğiz ki aslında olayı bir kere bir yere aktarabilmemiz gerekiyor. Nergis Hanım var ne dedim bunun altına çizgi çizin. Sonra iki yıl arayla doğmuş iki tane kızı da var. Şimdi ne diyelim? Birinci kız diyelim. Aynı zamanda ikinci kız diyelim. İki tane de kızı var. Şimdi birinci kız, ikinci kız. Şimdi işte diyor ki bize Nergiz Hanım'ın yaşı iki yıl arayla doğmuş. iki kızının yaşları toplamına eşittir demiş. Şimdi ne demiş bize? Büyük kız kaç yaşındadır demiş. Hmm. Şimdi eğer biz büyük kızı arıyorsak buna büyük kız diyelim. Buna da küçük kız diyelim. Bu büyük kızın yaşına x diyelim bakalım. Buna X dedik. Peki iki yıl arayla doğmuşsa büyük kız x yaşındaysa küçük kız kaç yaşındadır sence? Şimdi şöyle düşünelim. Bir kere sana şunu sorayım. X'siz düşünmeyelim. Eğer büyük kız 10 yaşında diyelim. O zaman iki yıl arayla doğmuşlarsa küçük kız bak dikkat edin, küçük kız kaç yaşındadır evladım benim? 8 yaşındadır hocam. Harikasın İşte bu kadar. Ne yaptın o 8'i bulurken? 10 2 yaptım. Harika bu kadar. İşte X'e de aynı şeyi yap lütfen. O zaman ne oluyor küçük kız? X eksi 2 oluyor. Burası çok kritik. Bak bu iki yaş daha küçük. Küçük olduğu için buna X eksi 2 diyorum. Büyük olsa da X artı 2 diyecektim. Dolayısıyla büyük kız arkadaşımız X dedik. Ki bize onu soruyordu. Ve küçük kız arkadaşımız da X eksi 2 dedik. Ardından, ardından Nergis Hanım'ın yaşına gelelim. Nergis Hanım'ın yaşı iki yıl arayla doğmuş iki kızının yaşları toplamına eşittir. Yani bu ikisinin toplamına eşit. Şimdi x artı x eksi 2. Iki. Bu ikisini topladığımız zaman ne çıkıyor biliyor musun? x artı x 2x bir de eksi 2 vardı burada. O zaman 2x eksi 2 çıkıyor. İşte ne demiş en sonunda? Üçünün yaşları toplamı 52 ise yani 2x eksi 2 artı x eksi 2 artı X. Yani bu üçünün yaşları toplamı neymiş? 52'ymiş. İşte bunu çözüyor. Şimdi buradan sonra benzer terimleri bulalım. Hemen. Bak 2x, x, x. 2 elma, 1 elma, 1 elma daha toplam 4 elma etti. Eksi 2, eksi 2, eksi 4 çıktı. Eşittir 52 diyelim. Sonrasında bu eksi 4'ü hemen bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa mantığını da hemen ne yapalım? Artı 4, artı 4 her iki tarafa ekleyelim. Eksi 4'ler birbirini götürdü. Son durumda o zaman ne çıktı? 4x bu tarafta kaldı. Eşittir 52 artı 4'ten 56 çıktı. Her iki tarafı da, her iki tarafı da 4 ile bölersek Bunlar da sadeleşir ve son durumda x eşittir 56 bölü 4'ten 14 çıkar. Zaten biz x arıyorduk. Büyük kıza x demiştik. Dolayısıyla büyük kız arkadaşımız 14 yaşındadır diyebiliyoruz. Şimdi de beceri temelli bir soru yapalım. Zaten bu konunun temel mantığı bu tarz yeni nesil sorularla alakalı denklem kurmamızı geliştirebilmek. Hemen bakalım. Mesela yukarıda eş rafları aralarında boşluk kalmadan dizilmiş kutular ve raflarla kutular arasında kalan boşlukların uzunlukları verilmişti demiş. Hmm. Burada e, bu 12 santimetre bu da 24 santimetrelik boşluklar kalmış. Mavi kutuların genişliği sarı kutuların genişliğinin iki katı olduğuna göre bir mavi kutunun genişliği kaç santimetredir diye bize soruyor. Mavi ve sarı kutular kendi aralarında özdeşti demiş. Şimdi dikkat edin. Mavi kutuların genişliği sarı kutuların iki katıymış. Burası çok önemli. Ve bize ne soruyor? Bir mavi kutunun genişliği kaç santimetredir diye soruyor. Diyelim ki sarı kutunun bir tanesinin genişliği x olsun. O zaman bu da x'tir. O zaman bu ne olur? 2x olur hocam. Harikasın. 2x olur çünkü iki katı demişti zaten bize. Dikkat edin. Mavi kutuların genişliği sarı kutuların genişliğinin iki katı olduğuna göre demiş. O zaman aynı şeyi burada da yaparız. x 2x bu mavi kutular özdeş ya. 2x 2x. İşte buradan sonra yapmamız gereken ifade şu. Yukarıdaki rafın uzunluğunu yazalım bakalım. 2x artı 2x artı 2x artı x artı ya yani bunların genişlikleri artı bir de 12 santimetre boşluk kalmış 12 santimetre. Şimdi bu üst raf değil mi? Bu üst raf. Üst raf diyelim. Şimdi alt rafa bakalım. Alt rafın hemen genişliğini yazalım bakalım. 2x artı x artı x artı yani bu üçü artı bir de 24 santimetrelik genişlik kalmış. Bu da alt raf. Peki söyler misin bana üst rafla alt rafın uzunlukları yani genişlikleri daha doğrusu. Sence farklı mı aynı mı? İkisi de aynı hocam. Harika işte bunlar aynı zaten gözüküyor dikkat edelim. Eşraflar demiş. Dolayısıyla işte bunların birbirine eşitliğini yazdığımız zaman sorunun yüzde 99'sunu çözdük. Bundan sonrası artık böyle toplama çıkarma ufak ufak matematiksel işlemler. Hemen bakalım. 2, 2, 2, 1 daha toplamda 7x var burada. Artı 12... eşittir diyorum. Sonra burada 2, 1, 1 toplamda 4 tane x var. Bir de 24 var. Sonrasında ne yapacağız? Bu bilinenler bilinmeyenler bir tarafa yapabilmek için her iki taraftan 4x çıkartırsak bunlar birbirini götürdü ve son durumda 7x eksi 4x 3x artı 12 eşittir 24 çıktı. Sonrasında bu 12'den kurtulmak için de eksi 12 eksi 12 yapıyorum. Taktuk bunlar birbirini götürdü. 3x eşittir 12 çıktı. Sonrasında ne yapıyorum? Her iki tarafı da 3 ile böldüğümüz zaman Bunlar sadeleşti. Işte, X eşittir 12 bölü 3'ten 4 çıktı. Yani bizim bulduğumuz çok dikkat edelim ama bizim bulduğumuz 4 santimetre neye vermiştik? Biz sarı kutulara vermiştik. Bize ne sormuş? Bir mavi kutunun genişliğini sormuş. E sarı kutu 4 santimetre ise bunun iki katıydı mavi kutu. O zaman bu da 8 santimetredir. Yani cevabımız 8'dir. Çok dikkat edelim. 4 değildir. Aman buraya dikkat. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın bakalım. Teşekkürler hocam. Görüşürüz.